Bizon TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir yayından daha herkese merhaba. Efendim bugün e, Tuğrul Selmanoğlu ile birlikteyiz. Mutlaka sosyal medyada bir videosuna, bir açıklamasına denk gelmişsinizdir. Bugün kendisiyle sohbet edeceğiz birazcık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Tuğrul Selmanoğlu deyince sizinle alakalı yapılan yorumlara, eleştirilere böyle e, sizinle alakalı girilen entrilere baktım. Hep şunu yazmışlar. Ya bu adam kim? Biz bu adamı niye tanıyoruz? Biz sizi niye tanıyoruz Tuğrul Bey? Nasıl bizim hayatımıza girdiniz siz? Yani aslında enteresan bir hikayesi var Ben çok sosyal medya kullanan bir insan değildim. Yani Hatta Twitter hesabım 3 yıllık falan yani. Facebook'ta böyle kendi arkadaş çevremi, aile çevremi işte. Zaman zaman beğendiğim şeyleri paylaşan herkes gibi bir kullanıcıydım. AK Parti'nin yurt dışı teşkilatında bölge gençlik başkanı iken böyle tarihi siyasi meseleleri biraz de aşina olduğum için gençler bana Lozan meselesini sormuştu. Bir WhatsApp grubunda Abi şu Lozan nedir? O zaman bir Lozan tartışması <laughs> vardı. Ben de böyle naif arabaya koydum. 4 dakikalık bir işte Lozan'ı olan biteni anlattığım bir videoyu bir WhatsApp grubundan paylaştım. Bu arkadaşlardan biri alıp bunu Facebook'a atmış. Oradan da yürümüş. Yani. 16-17 milyon izlendi o video. Oradan sabah uyandığımda yani belki 10 bin bildirim vardı benim Facebook hesabımda. Sonra hemen Twitter mı açtınız? <laughs> yok yok hemen Twitter değil Facebook'ta bir iki yıl Facebook'ta e, belki yani milletin sorduğuna video yapıp anlattım. Hepsi bu yani. Ama bizim sanırım sizi tanılamamız Ama... 2017 yılında bir Alman... O daha sonra. O yani, sonrasında değil daha mi? Daha sonra e, bu videolar çok beğenildi. Yani. Benim anlatma şeklim belki de... E, Şimdi o videosunda mesela kullandığım dil şöyle bir dildi. Almanya'daki hmm. Türk gençlerin anlayacağı şekilde anlattım. Hmm. Yani böyle sade bir Türkçeyle. Çok fazla böyle çetrefilli kelimeler kullanmadan herkesin anlayacağı dilden. Yani çünkü Almanya'daki Türk gençlerin biliyorsunuz ciddi bir Türkçe zaafı var. Evet. Ve ee, bu beğenildi yani bu tarz beğenildi. Çok izlendi ondan sonra daha sonra yaptığım birçok video izlenildi. Ee, <laughs> Takipçi sayısı artınca hani Alman medyasının da dikkatini çekti bu olay. Almanya'da yani böyle büyük Facebook hesapları yok. Almanlar iyi sosyal medya kullanıcıları değildir yani çok çalıştıkları evet. için vakitleri olmaz pek böyle şeylerle uğraşmaya. Ee, dikkat çekti. Dikkat çekince de bir devlet televizyonuna beni davet ettiler. Aslında orada da şöyle dendi. İşte burada bir kişi daha var. Türkiye meselesi tartışılacak. O dönem. Türkiye'de işte tutuklu bir Alman gazeteci vardı. Deniz Yücel. Onun üzerinden bir tartışma. Gittim. De Devlet televizyonuna çıkıyorsunuz. Ee, karşınızda bir anda üç tane Alman bakan, işte bir milletvekili, bir Orta Doğu uzmanı, e, bir Türkiye uzmanı gazeteci. E, bu hengamenin curcunanın içinde buldum kendimi. Ama orada da işte dediğim gibi insan haklı olduğu zaman güçlü oluyor. Yani bizim tezlerimiz biz o, o dönem hani darbe sonrası Kendimizi savunan bir ülkeydik. Ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış, bir darbe girişimine maruz kalmış, kendi milleti kendi tanklarıyla, kendi helikopteriyle öldürülmüş, katledilmiş, ciddi bir mücadele veren bir ülkeydik ve bu tezleri, bu şeyleri savundum orada. Bu video yayıldı tabii Türkiye'de çok izlendi belki 30-35 evet. milyon civarında izlenme oldu. Oradan da tabii yüzüm tanındı. Ondan sonra o şekilde girdiğim Hala programlara zaten. katılıyor musunuz? Tabii ki. Ne sıfatla katılıyorsunuz? Sizi ne olarak davet ediyorlar? Ee, beni blogger olarak davet ediyorlar. Almanya'da, Almanya'da öyle tanıyorsunuz. Evet, evet, Şu... Bir de AK Parti'nin yurt seçim koordinasyon merkezinde ben genelde seçimlerde görev yapıyorum. Gönüllü olarak. 1993'ten beri siyasetin içindeyim. 14 yaşımda girdim siyasete. Bir siyaset okuluna girdim. Milli görüş teşkilatlarına. Çok böyle çekirdekten ee, siyasetin içinde buldum kendimi uzun bir süre. Yani Biz bunu bir dava motivasyonu ile yapıyoruz. O gün Refah Partisi'ydi, bugün AK Parti. Ee, çalışıyoruz, mücadele ediyoruz, koşturuyoruz. Yani ben kendimi bir gazeteci, bir yazar, bir aydın falan olarak görmüyorum. Veya işte bir siyasi olarak falan da görmüyorum. Ben kendimi inandığı dava için mücadele eden bir insan olarak görüyorum bir dava savunucusu olarak görüyorsunuz evet. kendinizi. Şimdi bunu aslında ilerleyen dakikalarda soracaktım ama konu oraya gelmişken sorayım. Şimdi böyle AK Parti'yi savunan isimler, işte mesela sizin gibi dava savunucusu olduğunu söyleyen isimlerin yaptığı en ufak bir hata AK Parti hanesine yazılıyor Hı -hı. Ee, ki ben bunu AK Partili siyasetçilere de sormuştum. AK Parti'yi savunan ama yaptığı yanlışlardan dolayı AK Parti hanesine zarar veren, AK Parti'ye zarar veren isimler var demiştim. Hı -hı. Ee, siz mesela yaptığınız paylaşımlarla, söylediğiniz sözlerle e, her ne kadar şahsınız adına söyleseniz de AK Parti'ye zarar verdiğinizi düşünüyor musunuz zaman zaman? Yani buna dikkat etmeye çalışıyorum tabii ki. Benim şimdi AK Parti'yle tabii biyolojik bir bağım yok yani bir herhangi bir makamım, herhangi bir sıfatım yok. Ama e, tabii ki karşı cenah, Türkiye'de çok stresli bir e, siyasi atmosfer var. Karşı cenah her şeyi kullanıyor, her şeyi kullanmaya çalışıyor. İcabında insanların özel hayatında yapmış olduğu hataları dahi alıp kullanmaya çalışıyor. Bunu sağ da yapıyor, solda yapıyor evet. maalesef. Böyle bir ortam var ve bu ortamda tabii dikkat etmek gerekir. Zaman zaman e, benim çıkışlarımın AK Parti'ye mal edildiğini gördüm. Yani bu insanı da tabii üzüyor ama yani ben kendim münferit bir şekilde hareket ediyorum. Zaman zaman ben AK Parti ile çok ters düşen paylaşımlar da yaptım yani. Hiç AK Parti'nin siyasetine, siyasetiyle uyuşmayan paylaşımlar veya eleştirdiğim paylaşımlar da yaptım. AK Parti'den size eleştiri geliyor mu? Mesela üst kademelerden ya bunu niye söylüyorsun, böyle konuşma bize zarar veriyorsun diye. Allah seni inandırsın. Bugüne kadar ne ee, pozitif yönde, negatif yönde hiçbir yönlendirme almadım AK Parti'den. Ee, takdir eden tabii ki arkadaşlar oldu. Işte. Şunu güzel yaptım bunu eleştiren arkadaşlar da oldu ama bu şekilde hareket et veya bu şekilde hareket etme diye hiç müdahale edilmedi bana. Şimdi Tuğrul Bey siz videolarınızı ee, arabada çekiyorsunuz. Hı. Twitter'da paylaşıyorsunuz, sosyal medya hesabında paylaşıyorsunuz. Evet. E, sizin bir Jaguar olayınız vardı. Bu Jaguar olayı nedir? Belki bilmeyen izleyenlerimiz vardır. ya Şimdi ee... Jaguar olayı nedir? Jaguar. Çünkü bir ara Twitter'da tren topik olmuştu. Evet. Jaguar. Taurus, evet. Sermenoğlu oldu. Jaguar'a girdim ben de. Nedir diye siz çıktınız -hı. hı. Şimdi Jaguar olayı şöyle aslında. Ben e, 20 yıldır iş yapıyorum Avrupa'da. Kendi sektörümde de gayet başarılı sayılırım. Ve ben bu belki benim 15. Jaguar'ımdı yani. Sürekli işte yeni model olduğu zaman alıyorum, biniyorum. Almanya'da şöyle bir avantajı var mesela iş yapıyorsanız e, araba aldığınız zaman bunu vergiden düşüyorsunuz. Almanlar otomobil sektörünü güçlendirmek için böyle bir şey var. Almadığınız zaman da zararınız oluyor aslında. Yani boş yere vergi ödemiş oluyorsunuz. E, bu yüzden ben her yıl değiştiriyorum arabamı. E, yani vergisi ödenmiş. Zekatı, sadakası ödenmiş paramla alıp bindiğim bir araba. Çok yol yapıyorum ben her yıl. Yani belki bin kilometre yakın yol yapıyorum. E tabii insan insanız biz. Her, her zaman konfor ararız. İyi bir şey ararız yani reklam olmasın çünkü bu Jaguar için ama e, ve yani Jaguar, Audi'den veya Mercedes'ten çok pahalı bir araba değil. Bizim için pahalı galiba. Yani burada Türkiye'de tabii ama çalışıyor. Türkiye'deki araba fiyatları zaten ciddi bir sıkıntı yani. Ben geçenlerde. Öyle bir paylaşım yaptım. Hani bu ülkede Clio aldığın parayı Almanya'da Porsche, Panamera alıyorsun. Yani şaka değil. Yani bunu belgeledim de yani. Siz ee, o zaman bu son gelen ÖTV zammını da eleştirdiniz. Eleştirdim. Çünkü ben hani arkadaşlar bunu anlamadı benim bu eleştirimi. Ama burada işte bir e, devletin bir stratejik hamlesi olduğunu savunuyor arkadaşlar işte. Batıya bir ambargo uyguluyormuş gibi. Hani yurt dışından gelen araçlara ama. <laughs> Yani burada uygulanan ambargo, ne oluyor? Adamı Renault'a yönetiyorsun. Renault kimin? Renault Fransız'ın yani. Nasıl evet. ambargo bu? Yani olan. Burada biraz şey halkı rahatlatacak adımların atılması gerekir diye düşünüyorum. Yani Almanya'da mesela insanlar çok böyle siyasi kutuplaşma yok. Çok siyaset e, siyasetle konuşmazlar aslında. Mesela bir aileden beş fert her biri ayrı bir partiye e, oy verebilir ve bu hiç sıkıntı olmaz. Çünkü bunların hepsi sadece işte yapacakları tatili binecekleri arabayı düşünürler. Devlet halkını rahatlatmaya çalışır ve bu şekilde onları apolitize etmeye çalışır. Bir şekilde e, siyasetin dışında tutmaya çalışır. O stresin dışında tutmaya çalışır. E, Türkiye'nin de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biz çok fazla siyasi, çok fazla politize olmuş bir toplumuz ve bu Giriyor toplum. Yani çok, çok fazla kutuplaştık evet, aslında. Evet. Bundan... Yani bir sokakta durduğunuz zaman orada herhangi bir dükkan olan bir adam size her bir dükkanın siyasi görüşünü size birer birer söyleyebilir. Şuraya git, şuraya gitmiş, Şu şöyledir, şu böyle de diyebilir. Ve bu aslında gelişmiş toplumlarda olmaması gereken bir durum. yani. Aslında bu kutuplaşma meselesinde birazcık sosyal medyanın da yani teknolojinin hayatımıza girmesiyle de daha fazla... Yok. Kutuplaşma 1923'te başladı yani. Ama son dönemlerde çok... Yok. Son dönemlerde hiç de değil. Yok yok. Bakın bu ülke 90'larda bir anne düşünün. Anne evladını yetiştirmiş, belli bir yaşa getirmiş. Komando olacak kadar da iyi yetiştirmiş, bakmış, beslemiş, büyütmüş. Onu orduya teslim etmiş. Ve çocuğu işte Manisa'da komando eğitimi almış. Güneydoğu'ya gidecek. Gitmeden önce son bir defa göreyim diye kışlaya gidiyor. Ve orada başörtülü olduğu için evladının yanına sokulmuyor. Bu ülke bunları gördü. Evet. Kutuplaşmanın dibini gördü bu ülke. Ama biz o gün sesimizi çıkaramıyorduk. Boyun eğiyorduk. Çünkü karşımızda çok despot ve baskın bir rejim vardı. En ufak, aykırı bir sesle sizi başınıza getirmeyi bırakmayan bir rejim vardı. Ee, ve bu rejim karşısında insanlar susmayı tercih ediyor. O yüzden kutuplaşma yok zannediliyordu. Siz 1923'te başladı dediniz. öncesinde evet. yok muydu Osmanlı'da mesela? Yani Osmanlı'nın son yüzyılı da karışık tabii ki yani çok şey değil ama bu keskin kutuplaşma mesela Osmanlı'nın Fener Rum Patrikhanesi'ne göstermiş olduğu toleransı, göstermiş olduğu hoşgörüyü Cumhuriyet rejimi ilk döneminde Müslümanlara karşı göstermedi. Ne yaptı göstermedi? Biliyorsunuz ne yaptığını yani neticede şapka kuranlığı, harf inkılabı, kılık kıyafet kanunu yani asılan alimler, hocalar, İskilipli atıf. Yani bunlar ne daha ne yapacak? Ne yapılması gerekiyordu sizce o dönem? Şimdi o dönemi tabii ki kendi çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Ben geçenlerde bu Uşşaki Tarikatı meselesi ortaya çıktığında şunu dedim yani gerçekten hani o dönemde de bu sıkıntılar vardıysa ayıklamak zor. Belki de hani ya bu adamların halkı bu adamların elinden alalım diyerek bazı adımlar atılmış olabilir ama burada kurunun yanında çok da yaş yanmış yani. Ben hümanist bir insanım. Ben e, gerçekten de insanların din ve vicdan hürriyetine saygı duyan bir insanım. Dinsizin de dinsizliğine saygı duyan bir insanım. E, herkes istediği hayatı yaşasın, istediği gibi inansın, istediği gibi ibadet etsin, istediği şekilde giyinsin. Herkes herkesin yaşam tarzına saygı duysun. Bu tezi savunan bir insanım. E, yani şapka kanunu nasıl bir mantığı olabilir? Yani bunu bana birisi izah etsin. Şapka giyeceksin diyor. Bugünden itibaren şapka giyeceksin. Şapka giymeyene ceza var. Yani köylüsü, şehirlisi. Yani burada zoraki bir batılılaşma var. Zoraki bir İslam'dan uzaklaştırma var. Türkiye İslamsızlaştırma girişimi var. bu milletin kültürel kodlarıyla oynama girişimi var. ben bunları yanlış buluyorum yani dediğim gibi. Yeni bir toplum inşa edilirken e, bu tür kararların alınması da gerekmiyor muydu sizce? O Hayır. Niye? Yani niye yeni bir toplum inşa edeceksiniz ki? 5000 yıllık Türk milletiyiz yani biz. 1000 yıllık Müslüman, Kaşgarlı Mahmut'tan beri Müslüman olan bir milletiz. Neden değiştireceğiz ki? Sizin... Bakın biz ne kadar zaman kaybettik biliyor musunuz? Bundan dolayı. Almanlar Volkswagen'i, Mercedes'i, Audi'yi, NSO'yu kurarken, Fransızlar Citroen'i, Peugeot'u kurar, Peugeot kurarken, biz şeyle uğraşmışız. Şapkayla, harf inkılabıyla. Japon harfini değiştirdi mi? Yunan değiştirmedi yani yanı başımızdaki. Adam Avrupa Birliği'ne girdi ve kendi harfini Avro'nun üstüne yazdırdı. Oronun altında e, Yunanca'da Oyro yazar. Ki çünkü bu, bu da benim bir parçam. Bunun da harfi bu. Ben de bunu buraya yazmak zorundayım. Ama Osmanlıca ile de alakalı çok tartışmalar var. Tabi o daha çok tarihçilerin tartışması Neden? gereken bir konu. Osmanlıca dil mi öyle değil mi? Tabi o da ayrı bir tartışmayı beraberinde getirir. Ya Osmanlıca Farsçanın, Türkçenin, Arapçanın karışımı ortaya çıkmış. Yüzyıllar içinde ortaya çıkmış. Bir dil yani. Bugünkü Türkçemizde yarısı Fransızcadan, evet. yarısı İngilizceden, Arapçadan her türlü kelime var yani. Ya çok öyle tarihi kodlara girmek istemiyorum sizinle ama sizin Hı -hı. özellikle konuşmalarınızda 1923 vurgusu, Atatürk vurgusu daha böyle o dönemlere eleştiriyor olmanız. Hı -hı. Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmiyor tartışmalarını da beraberinde getiriyor. bunu konuşacağız ama bu tartışmada geçtiğimiz yıllarda şöyle geçtiğimiz yıllarda geçen sene oldu sanırım. Sizin Atatürk'le alakalı bir açıklamanız çok konuşuldu. Atatürk'e mülteci dediniz. Önce oradaki kastınız neydi onu konuşalım sonra Şimdi e oradaki kastım. E şimdi ederim. mülteci kelimesi bir defa hakaret değil. Müstefi, mülteci kelimesini hakaret olarak görmek, hakaret olarak algılamak insanlık suçudur. Bu dünya üzerindeki bütün mültecilere yani zor durumda kalmış insanlara Başkasının yardımına ihtiyacı olan insanlara saygısızlıktır. Benim oradaki kastım şuydu. Şimdi Birleşmiş Milletler'in mülteci tarifinde der ki doğduğu topraklar işgal altına düşen. Yani Mülteci tarifini yaparken bu da bir maddedir. Doğduğu topraklar işgal altına düşen ve can ve mal güvenliği olmadığı için oraya dönemeyen insan hukuken mülteci statüsündedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde 23 Nisan 1920 arşivde var bu konuşma. Millet Meclisinin arşivinde var. Duruyor. internetten girip bakabilirler. Savcının önüne koydum çünkü. Kendisi Selanik'ten gelenler için Batı illeri mültecisi diyor. Batı illeri mültecisi diyor. Yani burada bir algı yapılmaya çalışıldı. Sanki Atatürk'e hakaret etmişim gibi. Böyle bir şey yok. Yani neden Atatürk'ü e hakaret edeyim? Atatürk'ü seviyor musunuz, sevmiyor musunuz tartışması? Hiçbir Amerikalıya, hiçbir Amerikan televizyonunda George Washington'u seviyor musun diye bir soru sorulmaz. Hiçbir Alman'a, Alman televizyonunda Konrad Adenauer'ı seviyor musun diye sorulmaz. Adama sen deli misin derler. Niye seveyim, niye sevmeyeyim yani. Adam ölmüş 1938'de. Sevmek veya sevmeyin bana ne faydası var, ona ne faydası var, bu ülkeye ne faydası var. Biz bu tartışmaları yaparken bakın adamlar uçtu gidiyor yani arada çok büyük bir fark var. Biz çok geriden geliyoruz. Ülke olarak biz son 15-20 yılda ciddi bir mesafe kat ettik Allah'a hamdolsun. Son 30 yılda. Yani ekonomik anlamda da olsun, sanayi anlamında da olsun. Ee, birçok noktada mesafeler kat ettik. Ama biz hala Avrupa'nın 30 yıl, 40 yıl arkasından topallaya topallaya gidiyoruz. Çünkü bu tartışmalarla çok vakit kaybettik. Yarım yüzyılımızı kaybettik. Rejim değişikliğidir, harftir, Atatürk'ü seviyor musundur, sevmiyor musundur. Ama siz kendiniz de zaman zaman açıyorsunuz Atatürk'le ilgili tartışmaları. Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var. Karşınızdaki adam sürekli Atatürk'le geliyor size. Niye? Mesela niye, ya niye? sürekli Atatürk'le geliyor? Niye? Yani neden? Sevmediğinizi düşünüyor olabilir. Ya hayır hayır. Benimle alakalı değil bu. Yani siyaset yaparken CHP sürekli Atatürk vurgusu yapıyor mesela. Ondan sonra veya herhangi bir başkası geliyor işte Atatürk olsaydı şöyle olurdu böyle olurdu. Atatürk sizi görseydi şöyle yapardı. İşte ya bu konuları aşmak lazım. Ya bakın kendi yaşadığı dönemde yapmış olduğu adımlar gerekli doğru veya işte bunu tartışılabilir. Olabilir. Ama o günün öğretisini bugüne alıp yansıtmanız 2020 yılını ışık tutacak bir şey değil. Olmaz yani. Çünkü o günün dünyasına o günün çözümlerini sunmuş. O konuda başarılı olmuş veya olmamış. O başka bir şey. Ama bugüne alıp da bunu projeksiyonunu yapamazsınız. Olmaz. Atatürk'le ilgili bir şey söylerken bir tarafının tepkisini almaktan mı çekiniyorsunuz? Şimdi bakın Atatürk'le alakalı ben mesela e, iyi bir şey söylediğiniz zaman çünkü ülke Atatürk konusunda da kutuplaşmış durumda. Sevenin olduğu kadar sevmeyeni de var yani. Bunu çok herkes dillendiremiyor. 5816 sayılı kanun var ama çok sayıda sevmeyen de var. Özel sohbetlerde görüyorum bunu. Hatta kin ve nefret taşıyanlar var. O da hastalıklı bir durum. Yani adam 1938'de vefat etmiş. Bu ülkenin kurucusu. Milli mücadele yürütmüş. Herkesin sağa sola kaçtığı anda inisiyatif almış. Herkesin kafasını kuma soktuğu anda inisiyatif almış. Bu milletin önüne düşmüş. Ve bu ülkeyi işgalden kurtarmış. Bunu dediğin anda bile karşı taraf o kin ve nefretle hareket edenler bunu kabul etmiyor. Olmaz öyle şey diyor. O adam diyor hain diyor. Mis misal. Ya kardeşim diyorsun ya milli mücadele yürütmüş mü yürütmüş. Yok diyor öyle bir şey yok. Nasıl yok? Yani siz onlara karşı Atatürk'ü savunuyorsunuz. Ya, nasıl yok yani? Ben hani adam diyor ki milli mücadele diye bir şey olmamış. Ya nasıl olmamış? Benim dedem nereye gitmiş 9 yıl yani? Ukrayna'ya mı gitti? Kıbrıs'a mı gitti? Nereye gitti bu adam yani? 9 yıl yok. Hepimizin ailesinde bir milli mücadele öyküsü vardır. E bu milletin önüne düşmüş. İzmir'in kurtuluşunu okusunlar gözleri dolmuyorsa vatanseverliklerini sorgulasınlar yani. O kadınların kendi elleriyle yapmış oldukları bayrakları camlara astığı günü. Eğer o günü okuyup da duygulanmıyorlarsa kendi vatanseverliklerini sorgulasınlar. o Hayır. Bu vaka Atatürk milli mücadele yürütmüştür. Herkes sağa sola kaçtığında, herkesin kafasını kuma soktuğu bir anda bu milletin önüne düşmüştür ve bu ülkeyi işgalden kurtarmıştır. Bu bir. Bunu aldık, artı hanesine koyduk benim gözümde. Ama ben bir muhafazakar olarak, muhafazakar olarak sonrasında Atatürk'ün veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu milletin kültürel kodlarına çekmiş olduğu operasyonu kabul etmem, beğenmem mümkün değil. Bu benim Müslüman kimliğimle, kimliğime ters düşer. Mümkün değil. Yani e, Türkçe ezan, neden Türkçe ezan? Türkçe ibadet, neden? Neden? Yani bu millet bin yıldır Arapça ibadet etmiş. Bin yıldır Allah'ına öyle secde etmiş, ezanı öyle okumuş, namazını o şekilde kılmış. Bununla neden oynarsınız? Neden harf, şey, kılık kıyafet kanunu? Neden kadınların tesettürüne dokunulmuş? Neden erkeklerin kafasındaki takke çıkarılıp şapka giydirilmiş? Neden? Yani bunu bana birisi mantıklı bir izahını yapsın. E ben batıyla, neden batılılaşacağım ben? Batıyla savaşmışım. O benim ülkemi işgal eden devletler batılı devletler. İngilizle savaşmışım. Fransızla savaşmışım. Yunanla savaşmışım. Ondan sonra onun kültüre kodlarını alıp bu ülkeye zorla yerleştirmeye çalışmışım. Bunun bana mantığını anlatsın birisi. Ben de dedim ki kardeşim tamam o zaman ya. Doğru. Bu şekilde olduğu doğru. Size Avrupa'da Atatürk'ü soruyorlar mı hiç? Soruyorlar. Nedir bu Atatürk hevesi bu milletin diye? Yani? Heves olarak mı soruyorlar? Tabii. Yani anlam da veremiyorlar bunu. Bak Almanya'nın kurucusu Konrad Adler Deha bir adamdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İşgal altındaki bir ülkeyi süper güç haline, yani iktisadi bir süper güç haline getirmiş bir adamdır. Hiçbir Alman çocuğu Konrad Adenauer'un doğum tarihini bilmez, ölüm tarihini bilmez, mezarının nerede olduğunu bilmez. Çünkü aydın topluluklarda böyle şeyler konu edilmez. Ama bizde dogmatik, adeta putperestliğe doğru giden, manyakça, şizofrence bir Atatürk sevgisi var. Kadında bu sevgi de değil aslında yani bu sevgi sevginin tarifi çok başka bir şey. Burada başka bir takıntı var. Kadın boğazına dövmeyi yaptırmış, koluna yaptırmış, ensesine yaptırmış. Aynı Atatürk imzasını. Geçenlerde gördüm. Yani bunu bana bir mantıklı bir şekilde birisi izah etsin. Bu nasıl bir sevgi? Nedir bu yani? Burada şu var. Türkiye'de muhalefet yok. Bakın ben bunun analizini çok güzel yaptım. Bundan 20 yıl önce böyle bir Atatürk trendi yoktu. Türkiye'de muhalefet yok. Şimdi siz bu söyleminizi Atatürk sevgisini trend olarak görüyor diye eleştirilebilirsiniz. Eleştirilsin olsun. Çok başka şeyler, çok daha abuk subuk şeyler için eleştirildim ben. Bu, bu konuda da Türkiye'de şey yok. E, muhalefet yok. Muhalefetin kendisine lider olarak görebileceği bir adam yok. Kimi alacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani geçenlerde e, bir koronaya çözüm sunduğu bir konuşması var. Allah'ım yarabbim yani. Gençlere diyorum ben yani. Kemal Kılıçdaroğlu profilindeki bir adamın ana muhalefet lideri olabildiği bir ülkede ümidinizi hiç kaybetmeyin. Her şey olabilirsiniz. siz. Ama beğenmediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu birçok e, ili sizin davası 11 seçim kaybettikten edin. sonra. Yani oradaki mekanizmalar çok farklı. Yani oradaki mekanizmalar Kemal Kılıçdaroğlu ile Zerre alakası yok. Şimdi e, bir ana muhalefet lideri yok. Peşinden gidebilecekleri bir adam yok. Atatürk'e sarılıyor insanlar. Erdoğan'ın alternatifi olarak Atatürk'ü görüyor. Böyle manyakça bir şey. Böyle bir haleti ruhiye. Atatürk Erdoğan'ın alternatifi olamaz. Erdoğan da Atatürk'ün alternatifi olamaz. Atatürk askeri bir deha. Yani zaten mukayese edilmesi çok yani, saçı, değil mi? Abuk Biri subuk yani lider. Evet ya abuk subuk. Arada 80 yıl var. Yani dünya değişmiş bu şeyde. Atatürk'ün o gün yaptıklarını o günün dünyasıyla ele aldığınız zaman kiminle kıyaslamak zorundasınız? Mussolini ile kıyaslamak zorundasınız. Mussolini'den daha demokrat Atatürk. Hitler'le kıyaslayacaksınız. Hitler'den de daha demokrat. Yani adam 1933'te iktidara geldikten sonra. Franco ile kıyaslayacaksınız. Franco'dan da daha demokrat. Ama bunu Böyle sadece ele muhalefet zaman. yapmıyor ki bunu AK Parti yani sizin cenah dediğiniz için o cenah da yapıyor bu mukayeseyi. Atatürk Verdun ve mukayesesi. Yanlış kim yaparsa yapsın yanlış. Çünkü Elma ile armutu kıyaslamak gibi bir şey bu. Yani çok farklı kategoriler. O yüzden aslında evet. bu kayseri... Ama ben de... şunu diyorum sadece. Atatürk konusunun ciddi bir şekilde masaya yatırılıp çözülmesi gerekir Nasıl diye düşünüyorum. Nasıl bir çözümleme? Ya bunu tarihçiler konuşacak. Doğrusunu bilelim. Yani resmi tarih yalan atıyor. Resmi tarih çünkü taraflı ve yanlı bir tarih. Doğruyu söylemiyor. Doğruyu evirip çeviriyor. Doğrusu neyse, tarihçiler bunu ortaya Ama doğruya da bir engel var. 5816 sayılı kanun. Ne dersen de adam kısa boylu dediği için Atatürk'e dava açılmış, ceza yemiş. Böyle bir saçmalık Kuzey Kore'de olur ya. Böyle bir şey olmaz yani. Mülteci, mülteci hakaret mi? Bana dava açıldı ya bu yüzden. Göz altında kaldım gece. Sabiha Gökçen Abilemanı'nın karakolunda. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ben bunu Almanya'da anlatmadım. Sordular gazeteciler öyle bir şey yok dedim. <laughs> Böyle bir şey yüzünden gözaltına alınır mı abi? Benim yanımda eroinmem vardı. Bir tanesi insan kaçakçısı. Herkes sayıyor suçunu. Sen ne yaptın? Ama siz ben? o döneme göre yanlış bir tanımlama yaptığınız için insanların da tepki göstermesi. Niye biraz Neresi yanlış? Yanlış bir şey yok ki. Yani hakaret değil mülteci. Osmanlı kelimesi. toprağında olan bir yer için ve Ama işgal altına bir... düşmüş. Gidebiliyor muydu Selanik'e? Ölümüne kadar gitti mi? Gidemedi. Annesi mit operasyonuyla çıkarıldı Yunanistan'dan. Trenlerle vesaire. Atatürk e, konusunu o zaman burada noktalayalım. Siz de evet. eleştirilere daha önce de yanıt vermişsiniz. Bir kez daha e, izleyelim. Yani benim vermişiz. benim Atatürk'e saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Neden? Bu milletin büyük bir bölümünün gönlünde yer edinmiş bir insan. Ben bu milletin gönlündeki hiçbir şeye saygısızlık etmem. E, bu ülkenin kurucusudur. Milli mücadeleyi yürütmüştür, yönetmiştir. Dahiyane bir şekilde. Yani insanlık tarihindeki en eşsiz zaferlerden biridir. Yani bu vatan bizim o da bu vatanın kurucusu asla bir saygısızlık bir hakaret olmaz ama bu da şu anlamına gelmiyor yapmış olduğu her şeyi beğenmek her şeyi sevmek zorunda da değilim yani ben de bir insanım benim de doğruyu yanlışı görme hakkım var. Ha kendi o gün bunu tekrar söylüyorum o günün şartlarında yapmış olduğu şeyleri o günün şartlarıyla değerlendirdiğimizde belki bir başka gözle bakabiliriz. Ama genel olarak ele aldığımız zaman yani bu tapınma, bu işte insanüstü bir şey olarak görme. Ki Atatürk kendisi de bunu istemiyor. Atatürk çok pragmatik bir adam. Yani eserlerini okuduğunuzda çok akılcı, çok mantıklı hareket eden, çok pragmatik bir adam. Yani bugün yapılan bu işte tapınmaları, bu işte putperestliğe doğru giden şeyleri gördüğünde kendisi de der ya siz ne yapıyorsunuz, neyle uğraşıyorsunuz? Size o zaman şöyle bir tanım vardır ya ben Atatürk'e değil Kemalizm'e karşıyım. Aynen öyle. Diye. Aynen öyle. Atatürk'le bir derdim yok. Ben bunu defalarca da yazdım. Benim derdim Atatürkçülüğü kendisine perde eden, yani Atatürkçülük altında Batı'nın emellerini bu ülkede empoze etmeye çalışan, Atatürkçülük adı altında bu milletin mukaddesatıyla dalga geçen insanlarla benim derdim. Şimdi aslında ülkede bazen böyle birleştirici değerler var. Hı hı. E, Atatürk de onlardan biri olması gerek bence. Hı hı. E, bunun yanında da tabii e, kutuplaştırıcı söylemler de var Atatürk'le alakalı, başka hı hı. konularda alakalı. Az önce de söyledim. Bence kutuplaşma çok fazla ülkede. Bunda da sosyal medyanın payı var. Sosyal medyayı kullananların da payı var. Siz de sosyal medyayı çok aktif kullandığınız için Tuğrul Bey. Bu sosyal medyadaki kutuplaşmadan payınızın olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü ben sizin çok fazla başkalarına hedef gösteren videolarınızda da tanıklık ettim. Kutuplaşmada payınız var mı sizce? Şimdi farklı kutuplarda olduğumuz için yapmış olduğumuz her söylem bizim kutubumuza ya artı ya da eksi olarak yansıyor. Tabii ki benim de kutuplaşmada payım vardır zaman zaman. Yani ama dediğim gibi bu kutuplaşma yeni bir kutuplaşma değil yani. vardı bu ülkede ve yarın da olacak maalesef. Keşke olmasa. Ama Şimdi karşı tarafın iftiralarına karşı kendimizi savunduğumuz zaman bu kutuplaşma oluyorsa veya karşı tarafın abuk subuk iddialarını çürütmek için bir hamle yaptığımızda bu kutuplaşma oluyorsa ne yapalım yani kutuplaşma artık yapacak bir şey yok. Ama hani keşke olmasa gerçekten. Ama ben mesela benim yayın politikamı izlediğinizde ben hiçbir zaman şöyle bir şeyde şöyle bir çizgide olmadım yani işte bunların hepsi hain, terörist falan veya işte vatan haini falan. Bu çizgide hiçbir zaman olmadım. Ben bu ülkenin son derece vatansever solcularının olduğuna da inanıyorum. Ee, bu ülkenin bayrağının üzerine titreyen solcuların varlığından da eminim. Yani büyük çoğunluğunun öyle olduğundan eminim. Bu yani bu ülkenin %35'i, %30'u solsa bu ülkeden o kadar hain çıkmaz, o kadar terörist çıkmaz. Asla. Yani çok böyle marjinal tipler var. O kitleyi kullanan, o kitleyi yanlış yönlendiren marjinal eee tipler var. Bizim derdimiz aslında onlarla yani. Bizim derdimiz e, işte bir Barış Atay gibi adamlarla ondan sonra. Bu Eren Erdem gibi. Dün Halil Sezai'ye savunmuş adam. Bu, bu tiplerle yani. Siz o zaman e, şuna karşısınız. Çünkü Türkiye'de şöyle bir durum da var. AK Partili olmayan herkes haindir. Asla Alkısı öyle bir şey var. olur mu ya? Yani bu millete en büyük hakarettir. Bu, ne? ne demek? AK Partili olmayan herkes haindir. 50si hain bu ülkenin. Benim basanımdan o kadar hain çıkmaz. Öyle bir şey olsa bittik demektir biz yani. Turul Bey, sizle alakalı yorumlara baktığım zaman ağırlıkta sevilmiyorsunuz. Neden? Şimdi şöyle, Facebook'ta bakarsanız yorumlara sevildiğimi görürsünüz. Twitter'da <laughs> sevilmiyorum. Çünkü Twitter'da benim takipçilerimin büyük bir çoğunluğu e, sol. Cenahtan. Hatta yani ben bazı anketlerde e, AK Parti ikinci sırada geliyor. yani Yapmış oldum kendi şeyimdeki anketlerde. Sol beni çok yoğun takip ediyor Twitter'da. Çünkü Sağ zaten yok Twitter'da, yani yok gibi bir şey. Çok zayıf ve cılız ee, sağ seçmen Twitter'da. Çünkü sağ seçmen ağırlıklı olarak Facebook'ta, Instagram'da takılıyor. Ee, kendine daha yakın görüyor orayı. Çünkü Twitter'da çok da böyle şey bir ortam var, böyle, iğrenç bir ortam var. Küfürler, hakaretler, sahte profillerin arkasına gizlenip ağzına geleni size yazabilen adamlar. Ee, ve sağ seçmen bunu çok haz etmiyor bu durumdan. E, bende de öyle yani. Hakaretleri yani belki görmüşsünüzdür o şeyde, yorumlarda. Yani çok iğrenç, utanç verici şeyler. Bu şekilde siyaset yürütülmez. Bu şekilde eleştiri de yapılmaz. Ben hiç küfür etmedim bugüne kadar. Yani e, hiç öyle bir dil, öyle bir üslup kullanmadım. Çünkü bizim temsil ettiğimiz davanın kodlarında öyle bir şey yok. Öyle bir lügat yok. Siz Hakaret küfür etmiyorsunuz, siz bağırarak video çekiyorsunuz. Evet, Niye video bağırıyorsunuz? <laughs> yani bağırılmayacak gibi de değil. yani, yani <laughs> Gerçekten şimdi adam ya o kadar absürt iddialar oluyor ki zaman zaman mesela en en basit bir olayda dahi öyle töhmet altında bırakıyorlar ki gerek AK Partileri gerek muhafazakar cenahı neyine bağırmayacaksın? Şimdi adam beni eleştirirken giriyor oraya işte ensarcı, badeci işte uşşaki falan diye. ya Benimle ne alakası var bunun ya? Ben de eleştirdim o şeyleri. Biz de yani en az sizin kadar bu işlerin karşısındayız. Bunu neden bana mal ediyorsun? Böyle siyaset mi olur? Yani oradaki bir sapığın yapmış olduğu şeyi bana mal ederek siyasi mücadele mi yürütüyorsun? Böyle bir şey yok. E şimdi bu adamların karşısında da bağırmayınca yani bağırmadan duramıyor insan. Biraz da ben böyle tez canlıyım. Ama şu an çok sakinsin. Mesela ben sizi daha yarın da, da bağırır mı diye düşündüm. <laughs> acaba lan diye bitirir <laughs> mi falan. <laughs> ya, lan kelimesini de kullanmıyorum mesela. Birkaç videonuzda gördüm. Ya, sanki. Ya olabilir belki. <laughs> yani e şimdi benim ama çok böyle e, siyasi mesela CHP'yi trollediğim bir video e, videom var mesela çok izlenmişti. Yani böyle siyasi aktivist olarak da bazen sahneye çıkıyorum. E, CHP arayıp ya işte ben yedi kuşaktır CHP'li bir ailenin çocuğuyum seçimden önce e, şey yapabilir miyiz? E, bu başörtüler ne olacak? Ülke Suudi Arabistan'a döndü diye. Bir soru sordum. Sizin seçim bildirgenizde hiç bu tesettürle alakalı bir şey yok. Ve telefonda karşımdaki kişi CHP'nin insan haklarından sorumlu bakın insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Bana dedi ki videosu var YouTube'da izleyebilirler. Bana dedi ki şimdi dedi çok güzel dedi. Ben bu hassasiyeti sizinle aynen şey, aynı şekilde paylaşıyorum. Aynen bu şiveyle. Bana kalsa dedi devrim yapar gibi bir günde bitiririm dedi. Ama dedi ülke şu an rotayı doğuya çevirmiş. Biz CHP olarak batıya doğru koşuyoruz dedi. Yani bu korkunç bir itiraf. Ben de Allah size fırsat vermesin deyip yüzüne Kapattınız. kapattım. Yani. yani bu kafada insanlar. Bunlara bağırmayacaksın ne yapacaksın? Ülke rotayı doğuya çevirmiş de batıya çevirecekmiş. Devrim yapar gibi bir anda tesettür yasaklayacakmış. Manyak mısın sen? Ruh hastası mısın? Bu nasıl bir siyaset? Bu insanlık düşmanı. Ben, ya benim, ben muhafazakar bir insanım. Milli görüşün milli görüş çizgisinde yetişmişim. 14 yaşından itibaren çekirdekten. Ya benim aklımın ucundan geçmez. Tesettürü olmayan bir bayanın zorla başını kapatmak. Aklımın ucundan geçmez. Ya ne münasebet ya. Ne hakkın var senin buna bir insan olarak. Kapatırsa kapatır, kapatmazsa kapatmaz. Herkesin kendi bileceği iş. İnsanların özel hayatına müdahale. Sen benim gibi düşünmek zorundasın. Saygı duyacaksın. Seveceksin. Öyle bir şey yok. Yok yani. Siz... Ya bizim 80 yıl bir hayatımız var. 70 yıl ortalama. Yani Türkiye'de 70-75 yıl yaşıyor bir insan ortalama. Ya bu, bu kadar strese gerek yok. Bu kadar baskıya, bu kadar manyaklığa gerek i̇şte yok. İşte tam bu noktada siz şöyle eleştiriyorsunuz. E, davulun sesi uzaktan hoş gelir. Almanya'da yaşayıp Türkiye ile alakalı konuşuyor diye Vallahi, Valla Maç tribünden izlenir. Maç tribünden izlenir. Şimdi adam var. Eksen Almanya. Almanya'dan çok güzel görülüyor her şey. Ben Almanya'dan her yıl geliyordum buraya. Yani belki 25 yaşıma kadar. Ondan sonra her hafta gelmeye başladım işlerimden dolayı. Ve iki haftada bir, üç haftada bir. E ben her gelip gittiğimde değişimi görüyorum. Yani bugün 20 yıl öncesinin Türkiye'siyle kıyasladığınız zaman Türkiye'de müthiş gelişmeler var. Evet zorluklar da var, evet sıkıntılar da var ama 20 yıl öncesinin Türkiye'si değil. Yani bugün Z kuşağı diyorlar mesela. Z kuşağı, Z kuşağını keşke böyle bir zaman yolculuğu yapsak, götürüp bir hafta 1995'e bıraksak, geri döndüklerinde AK Parti teşkilat binalarının önünde yatıp kalkarlar. Biz de alın bu mücadelenin içine diye. Bilmiyorlar çünkü. Adam doğmuş, büyümüş. Recep Tayyip Erdoğan'ı görmüş. AK Parti'yi görmüş. Hayatında yaşadığı bütün olumsuzlukları AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a mal ediyor. Öncesini bilmiyor çünkü. O zaman niye Türkiye'ye dönmüyorsunuz? Ya ben zaten Türkiye'deyim yani. Her hafta geliyorum dediğim gibi. kaç haftadır buradayım. Yani bütün Ben bu sene ağırlıklı olarak Türkiye'de kaldım diyebilirim. Ama benim işim Avrupa'da. Ya ben niye şimdi bunların gönlü olsun diye işimi gücümü bırakıp ticaretimi bırakıp geleyim yani. Kim maaş vereceklerse geleyim yani bu diyenler. Ben işimi, gücümü, geçimimi, ticaretimi Avrupa'da yapıyorum. Türkiye'de de yapıyorum. Ülkeme döviz girdisi sağlamaya çalışıyorum yaptığım işle. Ülkeme o şekilde bir faydam olsun diyorum. Yani bence hani globalleşmiş bir dünyada yaşıyoruz yani. Oraya gittin de buradan geldin de buradan konuştun da. Ben Almanya'da oturur, Çin'i de konuşurum. Amerika'yı da konuşurum. Bil i̇letişim çağında yaşıyoruz yani böyle bir şey var mı? Madem orada niye buraya gelmiyorsun Oradaki asker ücretle buradaki askeri ücreti kıyasladım. Evet kıyasladım. Eleştirilmiştiniz. Evet. Böyle. Niye kıyaslıyorsun? <laughs> niye kıyaslamayacağım? Adam bana diyor ki Almanya'da diyor asker ücretle diyor 10 bin lira maaş alıyor. Bunu derken bunu lira olarak beyan ediyor. Ben de diyorum tamam 10 bin lira maaş alıyor bu doğru. Ama bu adam senin 5 lira verdiğin kahveye 25 lira veriyor. Senin 1000 lira ödediğin e, kira, kiraya 6000 lira ödüyor. Bunun kıyasını yaptım. Orantılar evet 6 kat fazla alıyor ama 6 katta fazla masrafı var bu adamın. Ama siz Türk Lirası'na çevirip söylüyorsunuz. Evet çünkü anlasın diye karşımdaki. Karşımdaki diyor ki bana, karşımdaki bana bunu şey, Almanya'daki asgari ücretten bahsederken bunu Euro olarak demiyor. Adam diyor 10 bin Türk Lirası alıyor. O'nun Lira olarak diyorsa evet dedim. Madem sen bunu Lira olarak hesap Gel giderleri de Lira olarak hesap edelim. Adamın kirası 1000 Euro. Yani buradaki gibi 3 artı 1 falan değil yani o daireler 1000 Euro. Şu anda Stuttgart'ta 1000 Euro'ya 1 artı 1 daire alırsın maksimum. 1000 Euro ödüyorsun. 8800 Türk Lirası. E nerede kaldı maaşın gerisi? Almanya'da asgari ücretli, e, Türkiye'deki asgari ücretlinin çektiği sıkıntılara benzer sıkıntılar çekiyor geçim konusunda. Ay sonunu getirme konusunda. Almanya'nın tek artısı araba ucuz. Adamın bir de arabası oluyor yanı sıra asgari ücretli. Buradaki asgari ücretlinin arabaya binmesi zor yani bu şartlarda. Öyle bir şey var. Ama biz Almanya'dan bahsediyoruz ya. Almanya'yla kıyaslayacak kadar olduysak kendimizi Almanya'dan bahsediyoruz. Bize kaç tane tur bindirmiş sanayi, sanayileşmede. Neyimiz var bizim ya? Bizim neyimiz var? Elle tutulur bir tane marka gösterin bana. Nusret. Nusret Türkiye'nin en değerli markasıdır. Yurt dışında bilinen. Bir tane söyleyeyim bana. Apple. Apple Türkiye'yi satın alıyor. Marka değer olarak. Tek başına iyileşiyoruz, düzeliyoruz. 15-20 yıldır mesafe kat ettik. Ama yeterli değil. Bize tur bindirmiş. Dedim ya biz şapkayla bilmem neyle uğraşıyorken bu adamlar sanayileşmiş. Volkswagen'i kurmuş. Tamam mı? Atomu parçalamış. Ee, Audi'yi kurmuş. Mercedes'i kurmuş. Citroen'i kurmuş. Peugeot'u kurmuş. Fiat'ı kurmuş. Bilmem neyi kurmuş. Bizde ne var? Peki Almanya bizi kıskanıyor mu? O zaman bu dediklerinizden pek de kıskanmadığı ortaya... Almanya bizi mu? kıskanıyor mu ya? Bunu, yani Niye kıskansın Almanya bizi ya? Neyimi kıskanacak? Bak şunu kıskanır. Almanya iktisadi anlamda, sanayileşme anlamında, ekonomi anlamında bizi kıskanmaz. 16 tane eyaleti var Almanya'nın. Sadece Baden-Württemberg eyaleti Porsche orada. BMW Porsche orada, Audi orada, Mercedes orada. Sadece BMW sadece Baden-Württemberg eyaleti. Yani bu 16 eyaletten biri Türk ekonomisini 20'ye katlıyor. Bu 16 eyaletten biri ekonomik ve iktisadi anlamda katlamaz. Şey yap Kıskanmaz bizi. Yol, köprü falan diyeceksin. Almanya'da kralı var yani. Bir 50 yıl daha yol yapmamız lazım. Ben iyi biliyorum Avrupa'yı. Her yerine gittim. Veya bir Norveç, Finlandiya. Bizim yollarımız 20 yıl öncesine göre çağ atladı. Başka bir galakside yaşıyoruz. Siz şu böyle an. konuşunca benim Çünkü... aklımda biz boşuna yaşıyoruz. Yani. Hayır Türkiye'de hani galaksi, yani şey çağ atladı 20 yılda yol konusunda. Eskiden yani çok sıkıntılıydı yollar. Çok daha iyi ama Almanya'ya kıyaslayamazsın. Almanya o yolları, o otobanları 1940'da yapmış. 1938'de yapmış. Biz harfleri değiştirmekle uğraşıyorken adam otoban yapmış. Tanklarını daha iyi sevk edebilmek için Hitler. Dört gidiş dört gelişli yani. O otobanlar üzerine kurulu Almanya'nın yolları. 60 yıl, 70 yıl önden gidiyor adam. Almanya bize o, o konuda hiçbir şekilde kıskanmaz. Almanya'nın bizi kıskandığı noktayı söyleyeyim ben size. Almanya bizim çocuklarımıza sarılış şeklimizi kıskanır. Almanya bizim anne babamıza bakış çektiğimizi kıskanır. Almanya bizim merhametimizi kıskanır. Almanya bizim Af bizim bayrağımızın Afrika'daki, Filistin'deki, bizim bayrağımızın Suriye'deki, Irak'taki karşılığını kıskanır. insanlığımızı İnsanlığımızı kıskanır. Tarihimizi, geçmişimizi kıskanır. Almanya dediğin ülke, 19 evet Mercedes'i Volkswagen'i kurduğu dönemde 6 milyonda Yahudi'yi katletmiş. Suçsuz, günahsız, masum, sivil, hiçbir şekilde hiçbir suçu olmayan 6 milyon insanı gaz odalarına götürüp yakmış. Böyle bir utancın üzerine kurulu Almanya. Bizim tarihimizde öyle bir şey yok. Almanya bizim geçmişimizi kıskanır. Benim devletim imparatorlukken Almanya 50 tane dük dük tarafından idare edilen paramparça bir bölgeydi. Almanya diye bir kelime yoktu. Bunu kıskanır Almanya. Ama bu kıskanmaya iktisadi anlamda şey yaparsanız halkı kandırmış olursunuz. Kendimizi kandırmış oluruz, milleti kandırmış oluruz. Büyük gelişmeler var. Bu son 20 yıl ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için çok büyük bir fırsattır. Çok büyük bir nimettir ve nasiptir ben öyle görüyorum. Ama daha yapılacak o kadar çok iş var ki. Ya yani bir otomobil markamız yok ya. Dacia var ya. Romanya kim ya? Romanya. Romanya, Romanya'nın Dacia'sı var ya. Bir otomobil markamız yok. Yıl olmuş 2020. E, da e, i̇nşallah. Yani zor yetişir bence ama. Niye? Ya zor. Yani zor. 3 yıl kaldı şurada. Yapılacak proje çok büyük. Ama eninde sonunda olsun da. Güç Artık olmasın geç Almanya'da olsun. tanıtımını yaparsınız. Tuğru. Tabii, ki. <laughs> Bloggersınız madem Tabii. Almanya'da. Bol bol tanıtırsınız. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Eyvallah. E, i̇letmek istediğiniz çünkü siz çok eleştiriliyorsunuz Ben o yüzden son sözü size bırakayım. izleyenlere İzleyenlere bir mesajınız var mı? İstediği kadar eleştirsinler. Yani e, benden çok sayıda nefret eden insan var. Onu biliyorum. E, şahsen tanışsalar severler. Çünkü şahsen tanıştığım bütün solcular e, bana karşı ön yargılı olduklarını kabul ediyorlar. Benim o sosyal medyadaki işte belki de bazılarının agresif olarak algıladığı tavrımın aslında bir isyan olduğunu, yani bu ülkede yanlış giden her şey bir isyan olduğunu fark ediyorlar, anlıyorlar. Ben vatanımı seviyorum özellikle. Ülkemi seviyorum, ülkemin her insanını seviyorum. Ve bu ülkenin daha iyi olması için bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce, karınca kararınca. Ve bunu yapmaya da devam edeceğim. Seven sevsin, sevmeyen sevmesin. İkisine de eyvallah. Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tuğrul Selmanoğlu ile birlikteydik. Burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.